أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنه بحي القيوم الذي لا موت بدا ودفعك عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى جندمجي bu ilim meclislerinden mahrum eylemesin. Ölünceye kadar bu cemaatlerde faydalı ilimler tahsil etmeye ve amel etmeye muvaffak eylesin. Ebu Yezid el-Bestami Kudüs-i Sur Hazretlerinden anlatıyorum. Tabi o arada başka konularda giriyor. Bir gün oturuyorum diyor. Tekkemde oturuyorum dergahımda oturuyorum. İçimden geçti ki dilimden geçmedi. Kalbimden geçti. Ne diye geçti? Bu zamanın şeyhi benim. Hakikaten o zamanın şeyhi kim? Ebu Yezid el-Bestami. Bu zamanın bile şeyhi o. Ariflerin sultanı o. Onun üstüne kim var? Ama içimden geçti ki diyor, bu diyor, bu zamanın en büyük şeyhi benim. Ağzından bir şey demedim diyor ya, kalbinden geçti öyle bir şey. Halbuki insan kalbine sahip midir? Değildir. Kalbinden geçenden dolayı insan mesul müdür? İslam'a göre değil ama o sana bana göre. Makamımız düşük olduğu için bizi idare ediyorlar. Bizim kalbimizden geçene baktılar, bize nefes aldırmamalarını yaptı. Bizim ağzımızdan çıkana falan bakıyorlar ya. Onu da çok bakmıyorlar ya. Bazı kere de mazurdur, deli midir, nedir diye geçiyorlar ya. Konuştuğumuz lafların hiç haddi hesabı yok. Bu şimdi kalbinden geçince diyor, ne yaptım? Dedim ki, hemen bak, kalbinden geçenden kendine ceza veriyor. Kendine ceza veriyor. E bizde hiç böyle bir ceza yok ki. Yiyoruz, 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 içiyoruz, çayımız, kahvemiz, oturuyoruz. Ondan sonra gel ne gelirsen geç. Kalbimizden her şeyi düşünüyoruz. Bir kere ulan bu ne biçim şey geldi benim kalbime ya? Bir ceza vereyim kendime desek. Ne mesela? 5 gün olur. Mesela. Ondan sonra kalbinden bir şey geçerken dur geç geçme bir hesap. 10 gün daha olur, 20 gün olur ceza. Ha şimdi bizde kale delik yani. Gelen geçiyor. E çünkü adamda ceza verme diye bir kural yok ki. Diyor ki hiç kendime ceza verdim. Horasan yoluna çıktım diyor caddeye. Yemin ettim diyor. Allah Teala manevi dostlarından birini gönderir de bana bir şey buyurmadıktan sonra kalkmayacağım. Yemek yok, içmek yok, bir gün mü geçer, 5 gün. Böyle bir hesap yok onlarla. Oturdum diyor yolun kenarına, bakalım kim gelir manevi işaret üzere ki bana efendim yön verecek. Ondan sonra benim halim nedir? Allah katında bana durumumu anlatacak, nefsimi bana tanıtacak biri gelecek. O gelmeden kalkmayacağım. E ne kadar? Bir sene gelmedi, bir sene kalkmam. E güneş vurdu, kafan yandı, ölürsün, bayılırsın, bana ne? Biz de öyle bir şey yapsak bile 2 saat, 3 saat numara ya bizimki. Ondan sonra ya gelen ya gider, bırak ya. Ondan sonra bırak bu işleri, sen evliyam olacaksın, gelin misin desin ya. Yolun kenarına oturmuşsun gibi bekliyorsun ya. E bu büyükler öyle bir şey var mı ya? Yemin ettim diyor. 3
gün, üç gece oturdum diyor huzur üzere. Namazlarını kılıyor, oturuyor. Yemek yok, servis yok öyle. Efendi Hazretleri çayı mayı. Kim getirecek yolun dağın başına çıkmış. İkram bir şey yok yani. Biz zaten öyle bir yerde otururuz ki o yemin edecek bile. Çay kahve ikram olacak bir noktada yani. Ben buradan kalkayım. Tam yerini buldum dedi ya. Hiç kıpırdamam. Adam zaten peygamberlik ilan etmiş ya. O zaman. Hadisler de bunu çağırmış saraya bile Hüseyin. Saate gel misin? Neyse gel bakalım. Nasıl peygamber olacaksın sen? Vahiy geldi mi? Sana demiş ara sıra geliyor da böyle sipariş üzerine gelmiyor demiş. Ne olacak? Birazdan insan istirahat edeceğiz. Bizi aldın getirdin korktuk demiş. Gelen de gitti demiş. Aklımızda gerçeği unuttuk demiş. Padişah çağırıyor. Asacak mısın? Kesecek misin? Bütün demiş. Kafam şey oldu demiş ya. Biraz dinleneyim. Yiyip içeyim. Ondan sonra bakarız ne vahiy gelirse paylaşırız demiş. Allah ne verdiyse falan. O da demiş ya götürün şunu ne pişim adamdır. Neyse yedirin içirin bakalım ne olacak falan. Aa bir günü dün padişah bunu unutmuş. Üç gün yiyor içiyor sarayda. İyi yemekler var o sonra. Ya şu saate gel demiş. Bir çağırın demiş şunu ya. Ondan sonra gelmiş. Geldi mi demiş vahiyden kaç gündür yatıyorsun demiş. Tam şimdi geldi demiş. Ne oldu demiş? Allah Teala buyurdu ki demiş. Ey Habibimiz inşallah. Tam yerini buldun iş kıvırdan. Sana bir de vahiy gelir tabii. Şimdi böyle yere gelmiş mi sahte gel? Ondan sonra yemek içmek bol. Ben burada oturayım. Bana vahiy geldi. İşte bizim iş şimdi. Ona göre hesap yaparız. Onu yapacaksak bile milletin göreceği bir yolda oturalım bari. Bir gelen geçen olursa halin nedir sorsun. Belki birisi susuz kalmış kaç gündür bir su verir. Böyle kimsenin geçmeyeceği yoldan efendim biz oturur muyuz? Hey, hesaplarımıza bak. Dördüncü gün bir merkep üzerinde bir zat geliyor. Mübarek bir zat geliyor. Fakat böyle yüzü peçeli gibi sarmış sarmalamış. Baktım diyor, bir hal müşahede ettim. Dedim ki bu zatta bir manevi hal var. Elimi çıkarttım diyor. Devesi gidecek benim yanımdan. Devesine işaret yaptım şöyle elimle. Ya bu Yezid el-Bes tabi bu ya. Adamı kitler ya. Şöyle elimle bir işaret yaptım diyor. Deve diyor kuru toprağa battı diyor, gidemiyor. Kuru toprağa deveyi batırdı diyor Allah. Yani keramet gösteriyor tabi mübarek. Ondan sonra. O zat da diyor durdu zaten vuracaktı da. O da ona bir işaret çaktı yani ben buradayım. Anladım ki diyor bu zat geliyor. Bana gönderildi bu. Çıkarttım elimi diyor deveyi kilitledim diyor yani. Batırdım diyor. Bana şöyle bir baktı diyor. Gözünü kapatmış bir gözü dışarıda. Bir gözü peçeli gibi. Dedi bak beni mecbur etme. Kapalı gözümü de açarım. Bestamı ve bütün bu civarda bulunanları yakarım. Batırım buraları suya boğarım. Ama aralarında bu Yezid el-Bestami gibi biri var. Ondan dururum. Onun da olduğu bir memleketin milleti bana şimdi boğdurma. Diyor bana diyor. Abi. Sonra diyor bana bir baktı, bana baygınlık geldi. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri bir teveccüh etti bana, bana baygınlık geldi diyor. Dedim, nereden geldin? Dedi ki, Allah ile aranda bir sözleşme yaptın, kalbinden bir şey geçirdin, ondan sonra dedin ki, yemin ettin Allah'a ki, bana beni tanıtan birini göndermedikçe kalkmayacağım. Üç bin fersah artık ne kadar yol. Şimdiki belki uçakla kaç saat sürer. O kadar yoldan geliyorum. Dedi ya Ebu Yezid, ihfaz kalbek. Ey Beyazıt, sana diyeceğim nasihat ve vasiyet, kalbini muhafaza et. Ne demek? Düşünme öyle ben şeyhim, ben alimim, ben veliyim, ben salihim, bu zaman en büyük adam benim. Kalbini koru. Ben sana bunu demeye geldim diyor. Sonra yüzünü döndü benden gitti. Ben de alacağımı aldım.
Alacağım ne aldı? İki şey aldı. Biri, kalbini koru, çünkü Allah'ın dostları kalbinden geçenlerden de hesaba çekilirler. Çünkü onların makamı yüksektir. Normal vatandaş gibi muamele olmaz. İkinci de işaret etti ona. İkinci de, senin makamın Allah katında yüksektir. Bak dedi, kapalı gözümü açarsam, Beslam'ı, ehlini boğarım. Ama Ebu Yezid onların arasında olduğu için onu yaptırma bana. Yani ne demek? Sen Allah katında çok hatırlısın. Millet memleket helak olacak olsa Allah senin hürmetine muhafaza ediyor buraları. Yani makamın yüksektir. Bir defa makamını anlattı ona. İki de yine de kalbini muhafaza et diye nasihat ettirdi Mevla ona. Şimdi biz tabii burada neredeyiz? Buradan ders alacak bir pek bir nasibimiz yok gibi. Çünkü kalbi muhafaza işi çok zor. Gözünü muhafaza edersin, kulağını muhafaza edersin, elini muhafaza edersin, ayağını muhafaza edersin. Tam böyle bir baktıkları zaman hâzâ verîm min evliyâillâ, ne büyük veri zannederler seni görenler. Ama kalpten geçenler, kalp çift çarşısıdır, kalpten ne geçtiğini görenler göremezler, bakanlar bilemezler. Sen tabii ki gözünü kollayan, kulağını, elini, ayağını, kalbini bayağı bir korur. Çünkü kalp bir havuz gibidir. Gözden görenler, görülenler kalbe akar. Kulaktan işitilenler kalbe akar. Elin tuttuğu kalbe akar. Ayağın yürüdüğü kalbe akar. Şimdi nasıl ki Haliç'i temizlemek için evvela akan kirleri ve bütün o etrafındaki fabrikaların lahmlarını, atıklarını durdurmadan evvel Haliç'i temizlemek ahmaklık olur, boşuna masraf olur. Evvela ne yaptılar? Etrafındaki pislik akıtan binaları kaldırdılar seneler evvel. Ondan sonra içindeki çamuru, balçığı almaya başladılar. Hala bitiremiyorlar. Biraz temizlendi tabii ki. Üstü kıpırdamaya başladı. Evvelce üstü böyle balçık gibi duruyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Çocuğu atsam duracak hal değildi yani. Batmaz. Şimdi adamı boğar. Epey bir şey oldu. Demek ki gözün, kulağın, elin, ayağın tabii ki uzuvlarını korumakta iş var. Onları koruduğun zaman en azından kalbe akan pis akıntıları kesmiş olduğun için orada kalanı arıtman lazım geliyor. Biraz işin kolaylaşır ama yine de işin tam olmaz. Çünkü bir insan böyle kendi kendine oturup hiç bir şey düşünmez, efendim, bir şey görmez, bir şey işitmez, hep fikir üzere zannedersin, kalbinden neler geçebilir, nelerden neler geçebilir. Onu keşif edip harbeden, Allah Teala nazar eder. Onun için biz tabii zahiren şimdi kalbi temizlemek için dıştaki irtibatları bir defa haramlardan sakınalım. Birinci yapacağımız iş. Ama o yeter mi? Etmez. O sonra zikre devam. La ilahe illallah, Allah. Bu da nasıl olacak? Bir mürşidi kamilden alınacak. Kendi kafandan yaptığın zikirle de bu temizlik olmaz. Efendim. Ne diyor? Bin yıl olsa ahu ahsırru celil, hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her biri. Rabıtası sa'iden mutlak dili. Ne diyor bak? Bin yıl ömrün olsa ah vah Allah Muhammed bağır can Allah'a kavuşacağım diye zorlasan böyle kimsenin gönlü Allah'ı bulamaz. Çünkü bütün bulanlar hangi yoldan? Manevi birliktelik yolundan bulurlar. Rabıta dediğimiz. Rabıta kime yapılır? Mürşid-i Kamil'e yapılır. Öyle bir mürşid bulursun, ona rabıta yaparsın. Çünkü o devamlı Mevla ile beraber. Sen Mevla ile beraber direkt irtibat kuramazsın. Sen kimsin? Mevla ile hiç alakan yok ki. O zaman Allah ile irtibatı olan biriyle irtibat kurarsın. Anladın mı? Bu zincirlemedir. Yani ana sigortaya, kofraya, sen şuradaki bir prize bile taktığın zaman cereyan gelir mi? Gelir. Ama ona nereden geliyor? Oradan neyse. Mesele nedir? Sen kanala girebilmendir. Ama sen gidip oradan duvardan bir şey alsan, bir delik, oraya soksan fişi, cereyan gelir mi? Gelmez.
kanal değil. İrtibatı yok onun. Duvarın, odunun içine, betonun içine, efendim, fiş 90 kayan gelir mi ya? O illa bir yerden irtibatlı gelecek oraya. Elden ele gelecek. Gönülden gönüle gelecek. Sen de o kanala girebildin mi, dünyanın neresinde olursa olsun cereyan gelir mi? Gelir. Öyle çalışırsan, kalp arınmaya başlar. Evet, çalışmak icap eder. Allah Teala bütün kerimedir. İnşallah temizlenir. İnşallah. Ama bu pis kalple gidersek ahirete işimiz yar. Ahirette fayda verecek olan ancak nedir? Kalbi selimdir. Kalbi selim ne demek? Selim, selamette demek. Yani kurtulmuş, yani arınmış, salim. Allah Teala öyle buyuruyor. Estaizu billah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün hiçbir şey fayda vermez. Ne mal, ne evlat. Ancak ne fayda verir? Allah'a kim kalbi selim getirirse, Allah'tan gayrı bütün dertlerden arınmış bir kalple gelebilirse o kalpten fayda görür. Normal kalpler, yani Müslüman da olsa, efendim ibadet elinde olsa, kalpte Allah'tan başka dertler varsa faydası az olur. Kalp selim olacak. Adamın biri çok büyük alim idi zamanında. Allame oğluna ilimden biraz nasip aldı. Sonra bir mürşidi kamil buldu döneminde. İltisap etti, zikir dersi aldı, manevi yola girdi, çalışıyor. Babası dedi ki, evladım dedi, babası büyük alimdi. Ne yapıyorsun, ne haldesin, nerede gezersin, haberimiz yok. Dedi babacığım, falan yerde bir mürşidi kamil buldum, bizzat buldum işte. Ona intisap ettim, çalışıyorum, manevi yolda ilerlemeye çalışıyorum. Dedi ki, ne gereği var böyle şeylerin? Biz de bu kadar ilim var, biz bu kadar anlatıyoruz. Sen bizden alamadın, nerelerde arıyorsun? Efendim, neyse. Bir zaman geçti, oğlu maneviyatta ilerledi. Geldi babasına, dedi ki, baba, senin ilmin çok, Allah mübarek etsin. Ama manevi işler var. Kalbi temizlemek lazımdır. Ahirette kalbi selim istiyorlar. Ben bu yolda biraz ilerleme kaydettim. Mesafe kat ettim. Senin de sevdiğim için, hakkın olduğu için üzerinde, babam olduğu için iyiliğini istiyorum. Sana da doğruyu söylemek zorundayım. Adres burası. Bir mürşidi kamil bulsan, bu zaten hesap etsen, senin ilmin de çok olduğu için kısa zamanda da ilerleyebilirsin. Sen bizden çok daha fark edersin ama dedi oğlum, şimdi kendin bulduğun bir şey, bizi de ne bu işe karıştırıyorsun? Madem öyle biz sana bir şey demiyoruz, devam et gitsin. Mutlu oluyorsan ne mutlu. Ama bizim ihtiyacımız yok dedi biz. Her şeye erdik biz, biz ilimde zirveye geldik. Bilmediğimiz bir şey yok, bize ne öğretiyorsun ya? E peki dedi, ben dedi dememiş olmayayım ki. Bir hazine bulup şimdi sana söylemesem olmaz. Gel zaman git zaman babası vefat edecek duruma geldi. Oğlu da başında bayağı zorlandı, zorlandı, zorlandı komada. Ağır hali var. Bu Molla Cem Hazretleri zikreder, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimiz naklederdi. Molla Cem Hazretleri'nde. Bir adam 104 kitabı ezbere bilse, bütün ilimleri yutsa, can boğaza geldiği zaman ölüm anında sekerat-ı mevt, ölüm sarhoşluklarında can havliyle bütün bildikleri aklından çıkar. Hiçbir ilmi ona fayda verecek şekilde kafasında kalmaz. Ancak diline ve kalbine zikri yerleştirmişse, Allah'ın zikriyle yaşamışsa, zikir husuk bulmuşsa, sabit olmuşsa, o zikir ne kadar can havli olsa, ölüm sarhoşluğu olsa, kalp ve dil zikirden gafil olmaz. İcabında bazı hastalıklar felç gibi dili de engeller ama yine de kalp zikirden gafil olmaz. Ama ne kadar ilgi olsa ilim sökmez.
ölürken ilim sökmez. Ne söker? Zikir söker. Ama zikir yerleşmiş olacak. Yerleşmiş olacak ne demek? Köpük gibi üstten akıp gitmeyecek. İçeri girecek. O zikir kalır. Şimdi bu zatla vefat edecek, çok zor duruma düştü. Oğlu da maneviyatta o kadar ilerledi ki kalpleri keşfedecek makama geldi. Şöyle bir nazar etti, teveccüh etti babasının durumuna. Baktı ki babasının hali iyi değil. En büyük alim ama işte Allah dostlarına intisap edip manevi yolda ne dedi sana işte fişe, prize fişi takıp da bir akım alamadığından bu noktada biraz ne oldu? Batarya bitti. Şarj bitti. Ne olacak şimdi? Pil bitti. Nasıl iyilik edeyim? Ne diyeyim? Babası o anda komadan ayıldı. Dedi ki oğluna döndü. Ölümdür şimdi. Dedi evladım, şimdi ahiretten bir heyet geldi. Benden kalbi selim istiyorlar. Bir kalp getireceksin. Allah'tan gayrinden eser olmayacak o kalpte. Sırf Allah sevgisiyle, aşkıyla, korkusuyla selamette olacak. Arınmış bir kalp istiyorlar benden. Bende de böyle bir kalp yok evladım. Bu nereden temin ediliyor acaba? Öyle mi yok? Geldi diyorlar ki kalbi selim istiyoruz. Ay. Ah babacığım dedi. Bunu almanın zamanı vardı. Bu kalbi temin etmenin, bu kalbi tezkiye etmenin, selamete erdirmenin yolu vardı, yönü vardı. Biz sana bunu dedik. Ama şimdi intikam alma yeri değil. Ne yapacağız? Dedi oğlum ne yaparsan yap, beni bir selametle yolla dedi. Dedi ki, sen bizim mürşitlerimize, o büyük velilerimize intisap etmedin. Biz bulduk bulacağımızı her şeye ilimle erdik zannettin ama şimdi ne yapalım, o zatlar da burada değil. Seni onlara götürecek hal yok. Sen dedi bari bize bir rabıta yap. Oğlu makama gelmiş yani. Bize bir rabıta yap, bize bir teveccüh yap, bize bir yöneliş yap, bize bir müracaat et, bizim ruhaniyetimize bir sığın bakalım. Dedi, babası bak o büyük mürşitlere bağlanmazken oğluna bağlanmak durumunda kaldı. Yine iyi adammış. Yine mübarek adammış ki ondan pazarlığa girdiler. Herkes de pazarlığa da girmezler, adam yerine koymazlar. Ve böylece bir rabıta üzere o da ona teveccüh etti. Bu teveccüh nasıl oluyor tabii? Feyiz akıtma meselesidir bu. Feyiz akıtma. E sende feyiz yoksa ne akıtacaksın adama? Sende Allah'tan bir nur olacak ki o nurdan sen ona yansıtma yapabileceksin. Sen tam kalbi kulu bakırsan kime ne diyecek senden? O oğlan depolamış. Oradan teveccüh etti. O feyizle beraber o zat böyle oh dedi. Ondan sonra dedi ki elhamdülillah biz de dedi salih evlat, hayırlı evlat sayesinde kalbi selime kavuşmuş olarak Allah'ımıza kavuşuyoruz. Dedi ruhunu huzur üzere teslim etti. Anladın mı şimdi? Ahirette ne yarar? Sen ona bak. Şimdi senin neyin var, neyin yok? Malın, mülkün, araban, evin. Hiçbir şeyin ölüm anında yaramayacak sana. Allah diyor o gün mal evlat fayda vermez. Ancak Allah'a kalbi selim getirenlere o kalp fayda eder. Demek kalbi selim kazanmak lazım mı? Ey İmam Rabbani Kuddüs-i Sırru mektubatında der bunu. Birinizin bir yeri ağrısa, gece uykusu kaçsa, nefesi daralsa, kalbi sıkışsa, karnı ağrısa, taş düşürse, kum dökse, bas bas bağırsa, durur mu evde? Hemen acile, nöbetçi eczane, nöbetçi klinik, hastanenin açık bölümüne gitmez mi gece vakti? Ama diyor bizde bir kalp hastalığı var. Hem de bu kalp hastalığı adamı öyle öldürür cinsten değil. Adamın maneviyatını köreltir cinsten. O kadar da tehlikeli ki ahirette bu hasta kalpte çıksak ahirette azap göreceğiz. Ama hala
bu kalbin devasına, ilacına, çaresine başvurmuyoruz. Ya hasta olduğumuzdan haberimiz yok, ya hastalığımızı önemsemiyoruz. Hastalığımızdan haberimiz yoksa dert iki kat. Çünkü derdini bilmeyene derman olmaz evladım buyururdu Efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi. Derdini bilmeyene derman olmaz. Gitti doktora, doktor bey ne var? Benim sancım var. Neren ağrıyor? Her yerim ağrıyor. Ya her yerin ağrıyor da ben ne yapacaktım? Neren ağrıyor da? Bir insan bir derdinin yerini söyleyecek, doktor da o noktadan teşhise gidecek. Derdini bilmeyen adam, bir defa zaten derdini bilmeyen adam derman arar mı? Aramaz. Adama desen ki, ya sen hastasın. Sen nasıl bakalım ya? Ya senin kalbin hasta. Der ki sen kafayı yemişsin ya. Ben daha yeni elektro çektim. Hep oradan gittim. Benim kalp şey gibi ya, senin gibi saat gibi çalışıyor. Ya senin kalbin hasta. Ne var senin kalbinde hastalık? Allah'tan başka her şey var, bir Allah yok ya. Allah, o nasıl oluyor ya? Benim bir hastalık bilmiyor musun? Hangi doktorun haberi olacak ki o hastalıktan? Doktor ondan hasta. Profesörümden daha hasta. Nereye gitsen olsun. Bu işin usulü var. Bu işin de doktoru var. Evliyaullah, kalp doktorları. Ya, kalp doktorları tedavi ediyorlar. Sen derdini bilmiyorsun, derman aramıyorsun. Ya benim kalbimde Allah'tan başka her dert var. Önüne gelene takılıyorum, onu düşünüyorum, onun peşine düşüyorum, onu seviyorum, onu kıskanıyorum, ondan kendimi üstün görüyorum, öbürüne haset ediyorum, efendim öbürünü çekemiyorum, öbürüne kin besliyorum, belkine nefret ediyorum, onu gördüm mü gazabım geliyor, iştahım kaçıyor. Ya senin kalp gitmiş ya, senin kalbe bak ya. Senin kalp acayip bir şey ya. 10 kişi gelse hepsine baktın mı başka bir düşünce geliyor senin kalbine ya. Bu kalpler daha hasta kalp olur. Sana ne ya? Senin ne dostun var, ne düşmanın var. Düşmanın varsa nefsin. Adamet kılma kimseyle. Sana nefsin yeter düşman ki asla senden ayrılmaz. Umur hazır olacağı ta. Son nefese kadar seni bırakmayan bir nefsin var. Namaza gevşek ilmeren o, abdese zorluk veren o, zikretmekte seni efendim zorlayan o, üşendiren o. Nefis var sende bir defa. Sen düşman arıyorsun. Onun için kalpleri hasta, hastalığı nedir? Kalbin Allah-u Teala'dan başka şeylerle alakadar olmasıdır. Bizim kalplerimiz Allah'tan başka şeylerle alakadar oluyor mu? Halbuki bu kalbin hastalığıdır. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Kalbi selim olması için Allah'tan başka bir şeyle alaka kurmaması lazım. Nasıl olacak hocam? Dünyadan mı çıkacak? Yeni geldim, ismini geldim, çalışmayacağım, evlenmeyeceğim, doğmayacağım, doğmayacağım. Ya onlar kalp işi değil ki. Sen işi kalple mi kazanıyorsun? Yemeği kalbinle mi yiyorsun? Abdesti kalbinle mi bozuyorsun? Hanımınla kalbinle mi birleşiyorsun? Onlar kalp işi değil. Elin işte, gönlün eşte olacak. Yani ben pek aşk çekmedim. Sevdalanmak bilmiyorum. Biraz o bakımdan kabiliyetim azdır. Sevdalanabilmek de bir kabiliyettir. Efendim baba, Efendi Hazretleri ilk geldiği zaman evladım hiç gençliğinde aşık oldun mu, sevdalandın mı soruyordu. Niye? Eğer bir şeye karşı sevdalandıysan, sevdalanabildiysen o zaman sende ne var? Sevme kabiliyeti var. Sevme kabiliyeti varsa o kabiliyet kime döner? Hakiki sevgili olan Allah'a döner. Allah'a döndü mü de bir daha başka bir yere dönmez. İşte o zaman o kabiliyet çalışır. Ama şimdi adam o sözü tabii senin sevdalandın mı aşk nedir bilirsin. Benim ben. O zaman odun gibi bir şeysin sen. Ne tarikattan anlarsın, ne rabıtadan anlarsın, ne bir şeyden anlarsın. Biraz sevme kabiliyeti olacak adam. Adam da diyor ben hiçbir şey sevmem. E senden ne olur? Şimdi sevme kabiliyeti olursa, şimdi senin sevme kabiliyetin neredeydi? Leyla'dan Mevla'ya dönecek. Bu kadar basit. Ama bir kabiliyet yoksa bunu peyda etmek parayla değil. Ama bir kabiliyet varsa onu buradan alıp buraya çevirmek kolay. Ha bir mürşidin eline düşersen o kabiliyeti oraya çevirir. Bakın bakıyorsun, sevdiğin kız ondan sonra çirkinleşti.
Ne olacak? Ben bunu gülecekken söyledim. Bu şey çirkin oldu. Ondan sonra sana pas vermedi. Sana naz etti. Caz etti. Bırak ya. Yani bize nasıl? Bırak. Ha? Şimdi anladın mı ki bunlar fuzuli. Ya ölür ya ayrılır ya terk eder. Her ki haktan gayri yar oldu sana. Bu nasıl sevgi ya? Sevgilim diyorsun bırakıyor gidiyor. Ya önce o ölüyor ya önce ben ölüyorum. Ondan sonra o orada yok, ben burada yokum. Ya bu sevgilerden bir fayda yok. Ya ayrılıyor, ya terk ediyor, ya ölüyor, ya kalıyormuş. Ya çirkinleşiyor, ya huyu bozuluyor. Ya sana bir vefasızlık yapıyor, adamın moralini bozuyor ya. Dünyada kim var böyle %100 sevip de hep vefa gördüğü bir sevgi? Allah'tan başka. Celle Şanuhu, Celle Kela. O zaman Allah Teala ne kadar yönelsen, Mevla sana o kadar yönelir. Ben tekrar ve değişim var. Bana karış yana sana. Tekrar söyleyeyim. Zira'an ben bir arşın yanaşır. Ben tekrar ve değişim zira'an. Bana bir arşın yaklaşana. Tekrar tümünü zira'an. Ben bir kulaç yanaşır. Ve ben etani yemsi. Eteki vermel eder. Bana yürüyerek gelene. Ben koşarak gelirim Allah buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de. Bunlar müteşabihatlardır. Yani Mevla yürümez, gelmez, yanaşmaz, uzaklaşmaz. Anlıyorsunuz meseleyi değil mi? Bu kadar bahsedildiniz. Yani manevi yakınlıktan bahsediyorum. E şimdi birini sevsen, adamla biraz fazla ilgilensen, e sen de çok güvenin, çok usandırdın der sana. Biraz daha fazla ilgilensen, ya dur bırak be şimdi, uyuyacağım, yiyeceğim, sen de mi uğraşacak der ya? Öyle mi değil mi? Bir şey istersin, ondan sonra hadi bizimle bir iki şey çek. Ama çok oluyorsun derdi ama istiyorsun bu kadar istemez ki derdi. Nerede öyle karşılıksız verecek? İstediğin mi kaç kat fazla verecek? Hiç isteyenler üşenmeyecek. Yönelene daha fazla yönelecek. Yorulmayacak, bıkmayacak, kapısını hiç kapatmayacak. Yar arıyorsan Allah'tır yar. Celle Cane Celle Celaluhu. Sevgiyi oraya, kalbi oraya bağlayacak. Ondan sonra dükkana git, çalış. Ama kalp kimle beraber? Buhar olabiliyor mu? Olabiliyor. Buna erenler olmuş mu? Olmuş da anlatıyorlar. E onlar kazanmış, biz de kazanabiliriz. İnşallah. Bu işte sevdalıktan niye bahsediyorum? Gerçek manada aşık olanları sevgililerine kavuşmadan kararları, istikrarları, rahatları, istirahatları olmuyor. Hakiki aşkı çekenler var ise. Ki var böyle. İştah ne oluyor? Kaçıyor. Uyku ne oluyor? Kaçıyor. O da mecburi insandır. Nefes alıyor, gidiyor, geliyor, bir iş yapıyor. Ama her zaman için aklından o sevdiği hiç çıkmıyor. Bak bu yaşanmış, denenmiş, belki içinde de bazılarının başına gelmiş bir hadisedir. E şimdi işte bu olabiliyorsa, bir yaratığa karşı böyle bir sevgi kurulabiliyorsa, değil mi? Diğer işlere mani olmadan, diğer işler yapılırken de o sevgili unutulmuyorsa, unutulmayabiliyorsa, o zaman bu Allah'a karşı Celle Şanuhu Celle Celaluhu, kim o Allah? Her an bizimle beraberdir. Şimdi orada sevgiliye kavuşamama var, ulaşamama sıkıntısı var. Halbuki şimdi Mevla'dan ayrı bir yer var mı? Dünya neresinde olsun o, her an her halükarda Mevla'yı düşündüğün anda Mevla seninle irtibat kurmak da bu kadar kolay. Böyle bir sevgili. Men zekâvanî fî nefsî. Zekâvzû fî nefsî. Bir kulun beni diyor, kendi içinde, içine kapanık halde zikretse, hatırlasa, beni düşünse, illa zikir, dilden Allah demek değil. Zikrin mahalli kalptir. Çünkü bazı kere ağız dururken de kalp zikirde olabilir. Zikrin yeri kalptir. Çünkü hatırlamak nereden olur? Kalpten olur. Dil hatırlamaya alettir. Zikri dil yapamaz. Zikri ancak kalp yapar. Evet. Onun için ne diyor? Evliyaullah'tan biri. Acib tüli men yekûlü zekertu rabbi fe helensâ fe edkura mâ nesîdû. Ya diyor Rabbimi zikrettim diyenler var diyor. Onların haline şaşar mı diyor. Zikrettim demek, hatırladım demektir. Ben hiç unuttum mu ki unuttuğumu hatırlayayım diyor. Ben hiç zikretmem diyor. Çünkü unutmam diyor. Zikir unutkanlıktan sonra gelen hatıradır diyor. He? Makamları görüyor musun?
Adamlar nerelere gelmiş, nerelerden bahsediyor. Ya ne diyor sevgilisine? Gerçek sevgiliye diyor. Kadın ondan kinayedir. Efendim. Onu mecazen söylüyor. Mesela Mevlana Mesnevi'nde şaraptan bahseder. Ve onu bu şarapçılar da ne zannediyor? Mevlana da bizden kafayı çekiyor zannediyor. Allah'ım manya. Mevlana ne işi var şarapta? Az şarabı içmişler. Ondan sonra kendilerinden geçmişler. Şeriptül hubbe ke'sen ba'de ke'sin fema nefideş şarabı ve de rabbi. Kase kase Allah'ın aşkını içtim diyor. Ne şarap bitti ne de ben kandım diyor. Bunlar öyle. He? La ya eyyuhessâfi edirke semmedâ dilhâ ki aşk asân numudervel velî hıftâde müşkilhâ. Yarısı Arapça, yarısı Farsça. Hafız'ın divanının başında, Hafız Sirat-ı Hazretleri Evliyaullah'ın eşlerinden. Büyük hafız, divan sahibi. Ne diyor? Ey diyor şarap sunan, kaseyi çevir çevir de uzat getir diyor. Ne demek o? Ey aşk şarabını sunan, mürşit, bize de biraz içir diyor. Evet, aşkın başı kolay görünür ama sonu müşkildir ha diyor. Yani insan bir heveslendi, aa sevdim, verdim, aşık olmaz ama sonunda acı verir. Sevenler ondan sonra sabaha kadar uyuyamıyor. Ondan sonra sabaha kadar uyuyor, akşama kadar yiyemiyor. Eriyor, bitiyor, kendinden geçiyor. Görüyorsun aşıkların hallerini, Allah dostların hallerini. Değil mi? Ne ağır yük yükleniyor. Kolay mı? Laf mıdır bu? Oradan oraya, oradan oraya daldan dala konasın. İbn-i Fariz Hazretleri, Sultanül Aşikîn. Aşıkların sultanı. Siz bunları tanıyor musunuz? Şimdi ariflerin sultanı deyince kim? Onu anladınız. Evliyaullah'ın efendisi kim? Seyyid-i Taife, Cüneyd-i Bağdadi. Bunların hepsinin lakapları var. Mesela. Her velinin böyle lakabı var. Ondan sonra. Aşıkların sultanı kim? He? Aşıkların sultanı Ömer İbnül Fariz. Kaddesallahu sirruh. Mısır'a gittim, onu ziyaret ettim. Ben de aşıkların aşığıyım. Yani aşık olamıyorum ben. Aşık olanları çok seviyorum. Ben aşık olmam için köpeği eritmem lazım. Yani. Ta gittik Mısır'a. Ziyaret ettik. Evliyanın reisidir o. Ne diyor Allah'a? Tabii o sevgiliye söylüyor, adam anlamıyor. فَلَوْ خَطَلَتْنِي فِي سِوَاكِ اِرَادَةٌ عَلَى بَاطُنِي سَهْرًا حَكَمْتُ بِرِدَّتِي. Eğer diyor, senin aşkından, sevginden, iradenden, arzundan, isteğinden başka günlerden bir gün, anlardan bir an bile içime farklı bir istek gelip geçecek olsa kendimi mürted sayarım diyor. Dinsiz sayarım diyor. Makamı o kadar yükselmiş, bir an Allah'tan başka bir irade gelse diyor, gelse dinsiz sayarım diyor. Onun da o. Onun orucu öyle bozuldu. Kaç türlü oruç var? Üç türlü oruç var. Avam orucu, havas orucu, hassurhas orucu. Avam sıradan insanlar, bizim gibi. Nasıl bizim oruç? İftar, imsaktan niyet ederiz. İftara kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten sakındığın zaman oruç olur mu? Olur. Havas orucu var. Seçkin kulların orucu. O nasıl? O oruç sadece yemek içmekten değil, bütün günahlardan oruç. Yani imsaktan iftara kadar ne yapmaz? Bir namahreme bakmaz. Bir şarkı türkü dinlemez. Bir kıymet dedikodu dinlemez. Bir kıymet dedikodu konuşmaz. Bir harama yürümez. Bütün haramlardan kendini saklar oruçken. Bu seçkin kulların orucu. Bu da kolay bir makam değil yani. Çünkü oruç tutarken çok günaha düşüyoruz. Kıymet durmuyor. Göz durmuyor. Kulak durmuyor. Bir de hassun has, yani en seçkin kulların orucu. Onun iftarı ne zaman? Onlar Allah
Allah'a kavuştuktan sonra oruca başlıyorlar. İftar ne zaman? Cemalini gördükleri zaman. Efendi babamız Hacı Alaaddin Hazretleri'nin beyitlerinde ne buyuruyor? Savmu siva eyleyenin iftarı vasıl-ı haktır dediği hak peygamberi. Ne demek? Allah'tan başka her şeyden oruç tutuyorsa, kalbe oruç tutturuyorsa, kalbe Allah'tan başka hiçbir istek arzu gelmesin, alaka kurulmasın, kalbi engellemesin, kalbi başka tarafa bağlamasın, Allah'ı unutturmasın diye kalbe oruç tutturuluyorsa, onun iftarı ezandan toplan, akşamdan olmaz. Ramazan çıkmakla, bayramla olmaz. O Allah'a kavuşmadan iftar olmaz. O en seçkin kullar olur. İşte ne diyor bir Faruk, Aşıkların Sultanı? Ya, ne makam sahibi diyor. Vefat edecek, Mısır'da, Kahire'de. Vefat edeceği zaman, Mevlamızla beraber görüşüyor, melekler heyet heyet geliyor. Cennet manzaralarını açtılar. Bütün cennetteki gideceği makamları gösteriyorlar. Köşkler, saraylar, uğru kılma bir de biz olsak hemen tav oluruz. Niye? Ya benim durumum yerim böyleyse Allah bereket versin bundan daha üstünü ne yapacağım? Yer çok iyi, durum çok iyi. O ne diyor? Diyor ki اِنْ كَانَ مَنْزِلَتِي فِي الْحُبِّ عِنْدَكُمُ مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ اَيَّامِي اُمْنِيَّةٌ ظَهِرَتْ رُوحِي بِهَا زَمَنًا وَالْيَوْمَ اَحْسَبُهَا اَغْغَاثَ اَحْلَامِي. Ölürken diyor, beyitlere bak, bu son sözleri. Diyor ki, ya Rabbi ben seni sevdim, ya Rabbi ben sana aşık oldum. Ey Allah'ım diyor, ben bu aşkla, bu sevgide neler çektim, neler çektim, neler çektim. Yemedim, içmedim, uyumadım, ömrü hayatımı bu aşk uğrunda geçirdim. Şimdi diyor, ölürken bana cennet manzaraları gösteriliyor. Eğer diyor, benim bu aşk yolundaki makamım, bu gördüğüm köşkler, saraylar, cennetlerse, ben ömrümün günlerini boşa geçirmişim diyor. Diyebilir misin sen bunu be? Kim var bunu diyecek adam? Hey gidi diyor, kuruntularla diyor, ruhum teselli olmuş, ben de kendimi aşık zannetmişim, Allah da beni seviyor zannetmişim. Yani bu sevginin semeresi bu cennetse, benim sevgim de boşunaymış, demek Rabbim de beni hakiki sevmiyormuş, ben kaybetmişim diyor. Bunlar rüyamış diyor ya, o aşk muhabbet, o tecelliler, gece gelen feyizler. He? Demek ben kuruntulara kapılmışım, Allah'a kendimi aşık zannetmişim, Rabbim de beni seviyor zannetmişim. Sevdiğine böyle cennetimi gösterir diyor. Ne istiyorsun ey kulum? Ya Rabbi diyor, seni görmeden dünyadan gitmeyeceğim diyor. Ölmek istemiyorum diyor. Ancak seni görürsem anlarım ki aşıkım ben. Sen de beni sevdiğini anlarım, öyle ruhumu teslim ederim. Yoksa ben kendimi aşık saymayacağım diyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala'nın zatının tecellisine mazhar oluyor. Öz zat tecellisi ona parlıyor. Ve cemalullah'tan inkişaf ediyor. Artık o manevi bir haldir. Anlatılacak bir şey değil. Ve o zaman beyitler devam ediyor. Şimdi aradığımı buldum diyerek ruhunu teslim ediyor. Bizim gibi öyle. Biz olsak kelime-i şehadet gelir. La 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 söyle. O da dedi diyemedi falan meseleler ama. Adam beyit okuyarak gidiyor. Şiir okuyarak gidiyor. Sen de yanındasın. Bu da neden bahsediyor? Aşktan, muhabbetten. Nasıl öldü bu ya? Allah demeden öldü zannediyorsun. Ne Allah demeden öldü be? Sen onların hallerini bilirsin. Bak ne diyor? Beyitler okuyor, şiirler okuyor. Öyle ölüyor gidiyor. Allah'a pazarlık yapıyor. Kendini cemalini gösterirsen ben diyor boşa çalışmamışım. Yoksa boşa çalışmışım diyor. Mevla'da cemalini gösteriyor. Senin bütün hocalar başına toplansa hiçbiri ne dediğinden anlamaz. Ne pazarlık ettiğinden anlamaz. Neye ne hal olduğunu bilmez. O bakan bir kelime-i şehadet diyemeden gitti ya. Görüyor musun adam ne bozulmadan güzel edersin. Onun ilmi o kadar. Onun ilmin zelke mevlehu min el ilim. İlimden ulaştı.
nokta o kadar. Onlar da mahzurdur. Ama aşkisi başka. Mevlana dedik, خُذِدْ دُنْيَا وَمَا ف۪يهَا فَاِنَّ الْعَشْقَ يَكْف۪ينَا اَنَاقِ الْعَشْقِ جَنَّافِ وَاُدَانُ وَاَسْفَى Al dünyayı da al, içinde ne varsa da al. Bize Allah aşkı yeter. Bizim bu aşk yolunda ne pazarlarımız var, ne çarşılarımız var, ne bağlarımız var, ne bahçelerimiz var, ne köşklerimiz var, ne saraylarımız var. Bu manevi yol. Yani sevgi sırf Allah'a bağlanacak. Gayriyle kalp taalluk etmeyecek. Ama yine yanlış anladık mı? Anlamayalım. El çalışacak. Yoksa bir yere girdin, oturdun, o da iş değildi. Çünkü neden? Millete yük olacak. Ondan sonra oturacak, ben evliya olacağım diye bir yerde. Kapıdan girenlere veya kim geldi ziyarete, biri bir yemek mi getirdi acaba diye kalbi oraya gidecek. Şimdi ben kaç gündür burada açsız duruyorum, birisi belki bir şey getirmiştir. O da yanına biri gelse, aa yemek mi getirdi acaba, içinde onu düşünecek. Ya bu sefer bu Allah sevgisi olur mu? Senin makamın o değil ki. Sen çalış, sen yemeğini ye. Ama bu işin kolay yolları var. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye kolay yoldan adamı vasıl eden. Ama azim lazım, kararlılık lazım, ciddiyet lazım. Allah dostlarına kavuşmak lazım. Rabbim buldurur inşallah. Duyduk ki mürşid-i kamil lazım. Onun için biz de gittik falan yere bağlandık. Ha bakıyorum o zaman, eğer ehl-i sünnet ve cemaat bir yere bağlanmışsalar Allah mübarek etsin diyorum. Çünkü bizde özel sipariş üzerine davet yoktur. Gönül dostunu bulur. Ehl-i sünnet olduktan sonra ayrımcılık ve taassup yoktur. Yeter ki ehl-i sünnet olan bir zata intisap nasip olsun. Allah Teala o yoldan zatına kavuşmayı nasip etsin. Biz öyle illa ona bağlan, bizim şeyimize bağlan, gel buraya diye adamı çekiştirecek değiliz. Ama biz üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nden feyiz aldık. Efendim, işte alabildiysek nerede aldık? Kabımız dar. Ondan sonra dibi delik, onu da boşaltmışızdır belki, yollarda dağıtmışızdır. Ama onu gördük, onda gözümüzü açtık. Allah himmetini üzerimize daim etsin. Efendim, şefaatine nail etsin. Başımıza eksik etmesin. Bizim tabii herkes dikkat alime. Kullu unasin meşrabahum. Musa Aleyhisselam asayı vurdu, İsrailoğulları 12 soydu, 12 boydu, taştan ne çıktı? Bu İsrailoğulları çok kalkaçı bir millet. Bir tane göze çıksa hepsine yeter ama hepsi birbirine girer. İlla herkes ister ki bizim boyun gözesi özel olsun. Onun için Allah Teala taşa vurunca kaç göze çıktı? فَنْ فَيَرَدْ مِنْ هُزْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا 12 göze çıktı. Her kabile nereden içeceğini bildi. O ondan içmedi, o ondan içmedi. Allah da böylece İsrailoğullarının birbirine kavga etmesini önledi. Bu da bunun gibi. Burada da Allah herkese meşrebini bildirsin. Kaynağını buldursun. Feyz kaynağından içirsin. İnşallahurrahman. Biz sizlere sadece teşvik mahiyetinde konuşma yapıyoruz. Bizim bu konuşmamızda ne yok? İrşad yok ya, biz mürşid değiliz. Tezkiye, kalbimizi temizleyelim işte arkadaşlar beraber. Bu hortum tutarak temizlenmiyor ki. Ben benimkini temizleyemedim ki seninkini temizleyeyim yani. Biz burada bir derdi paylaşıyoruz. Biz burada biz dertliyiz. Kalbimiz hasta, kalbimiz çift çarşısı. Bunu arındırmamız lazım. Ahirette sıkıntı çekeriz, ölürken sıkıntı çekeriz. İman tehlikesi olabilir. Biz bunları konuşuyoruz. Siz de bundan dolayı dertleniyorsunuz. Ya Allah'ım ne dertler varmış da haberimiz yokmuş. Ben de ayağım ağrıyor da derdim orada zannediyorum. Meğer kalbimdeki işler başkaymış. Benim başka çarşılarım varmış. Ağzım başka çarşı, kalbim başka pazarmış. Ben şu ağızla kalbimi birleştirsem. Allah derken bile kalbim Allah'ı düşünmüyor. He? Kur'an okurken kalbim Mevla'da değil. Namaz oluyorum 4 dakika 5 dakikada kılıyorum. 5 dakika Allah'ı düşünemiyorum. Yani bizim durumumuz vahim. Şimdi adam bana gel. Hoca efendi ne var? Ben diyor namaza duruyorum. Tam Allah'la bir irtibat kuramıyorum. Bunun ilacı ne diyor? Bütün millet onu arıyor zaten. Kelilaf Musa başına söyleyecek. Sanki ben buldum.
O kadar büyük istiyor. Seyri sülükün maksadı o. Tarikat-ı Aliye'nin gayesi o. Zaten namazdaki 4 dakikada, 5 dakikada, 4 rekatta, 2 rekatta huzuru bulabilmek için onun için 5 binler, 50 binlerce Allah la ilahe illallah diyeceksin. Gaye nedir? Namazın dışında rabıtayı kurabilirsen, irtibatı kurabilirsen o namazın içine de durduğun zaman o hal sana yansıyacak. Yoksa sen namazın dışında kalbini ki Allah'ta değil. Ya bu bıçak gibi kesmez ki Allah-u Ekber dediğin anda nasıl keseceksin? Bunun öncesi gelecek, mukaddimeleri olacak, öncüleri olacak ki namazdan evvel de sen yemek yerken de Allah ile beraber olmadıkça, sen alışveriş yaparken, satarken, alırken de kalbin Allah ile beraber olmadıkça, he? Sen çocuklarını severken, hatta hanımınla bile, cinsi münasebetteyken bile, eğer kalbin Allah ile beraber olmadıkça, bunlar haldir bunlar, ha? Bu hale gelmeden sen kesinlikle namaza durduğum anda Allah'la beraber olayım diye bekleme. Ben çok bekledim. Bekleme. Ne olur? Sen var ya bir durursun, bir toparlayayım diyene kadar Kars'tan Ardahan'dan çıkarsın. Bir selam verirsin, dört bir kıldın, beş bir kıldın. Rekatını şaşırırsın. Bu işler öyle şey mi? Ha böyle yaptım mı elimin tersiyle Allah'a ekber, elinin tersiyle atacaksın geri. Bunun usulü bu, Allah'a ekber o demek. Elinin tersiyle Allah'a ekber, hepsi gitti. Nerede gitti? Bu semboldür bunlar, semboldür. Ama bizde bu işler işlemiyor. Neden işlemiyor? Mukaddimesi yok, öncesi yok, sonrası yok, hazımlığı yok, derdi yok. Hastalığının teşhisi yok bir defa ya. Sen... Yani ama bir insan ben namaza duruyorum da, namazda tam Allah ile birlikte bir huzur kuramıyorum diyorsa, bu adamın biraz derdinden haberi var demektir. Yine buna bir derman Allah yaratacak demektir. Çünkü ben tabii binlerce, yüz binlerce insanla görüşmüşüm, tanışmışım, konuşmuşum diyelim o zaman da böyle bir dertten bana dert yanan da pek görmedim. Hep geliyor ya çocuğum olmuyor, hoca efendi evlenemedim evde kaldım, ya bana bir rüzgâ yaz, ya benim bir okumuzum uçuyor. Ben zaten kendime bir ilaç bulamamışım, sana ne yapacağım? Yani herkes böyle ucuz işler. Teşhinde. Bir tanesi gelip ya hoca efendi benim kalbimde masiva hastalığı var, fütahal mukaddisiyetlerden, dağınık alakalardan bir toparlanıp Mevla'ya huzur üzere falan. Daha bu terimleri kullanan adama da rastlamadım yani. Böyle bir hastalığından şikayet edenlere de rastlamadım ya. Onun için ben size şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Hastalığımızı bilelim bir defa. Biz hastayız. Tedaviye muhtacız. Allah dostlarıyla tedavi etsin bizi. Nefis hastalığı. Bela. Haftaya bir ders var. İnşallah buradayım. Ondan sonra belki giderim bir tarafa bakar. Haftaya inşallah. Şimdi uzatmayayım. Bu Necdet Bestami Hazretleri'nin efendim hakikaten çok güzel bir tedavi yöntemi var. Nefsini adamın kırmak için ama adam geldi dedi Efendi Hazretleri ne var? Senelerde sana hizmet ediyorum. Evet, 30 senedir kılıyorum şeyde. Hiç senin derslerini kaçırmıyorum. Zikrini kaçırmıyorum. Evet. Ama sen bir şeyler anlatıyorsun ya o hallerden ben de sifte yok dedi. Dedi ki evladım dedi onu o halleri kazanmak istiyorsan ben sana kolay bir yol öğreteceğim. Öğret dedi. Ne olur dedi ama dayanamazsın dedi. İstersen hiç konuşmuyorsun dedi. Dedi ki dayanırım ya nasıl dayanırım ya? Kolay diyorsun hep dayanamazsın diyorsun. Kolayı ben niye yapayım? Ben zorunlu da yaparım dedi. Falan. Orada bir formül öğretti ona. Ama tabii biraz kıssası var, uzun bir kıssası var. Burada hepimizin damarı var. Koca Sultanül Arif'in herkesin damarını biliyor. O damardan nefsi nasıl kırmamız lazım artık. Yani onu bize öğretecek inşallah. Geçen haftadan zaten bir konuda kalmıştık. Neydi o? Bir adam geldi. Efendim, Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmazdı. Dedi, üstaz dedi. 30 senedir sıralı oruç tutuyorum dedi. Resulü'd-dehr ne demek? Hiç sıralı açma yok. Yaz, güz, kış, bayramda tutmak haram. Bayramın dışında hiç oruç açtığım yok.
gecede sıralı kılıyorum. Bütün şehvetlerden vazgeçtim. Efendim yani nefsin lezzetlerinin hepsini terk ettim. Fakat dedi, siz sohbetlerde böyle şeyler anlatıyorsunuz, manevi hallerden, makamlardan, feyizlerden. Benim kalbim de dedi, o anlattıklarınızdan hiçbir şey bulamıyorum. Adam da iyi teşhis etmiş. Bazısı yalancıdır. O da, bende de o haller var. O yalancı. Şimdi bu en azından doğru bulur. Dedi, ben bunları duyamıyorum. Ama dedi, senin söylediğin her şeye iman ediyorum, tasdik ediyorum. Ne buyuruyorsun? Haktır yani. Ben şüphelenmiyorum. Demek ki böyle haller, makamlar vardır. Ama bende yok. Bu neyle olacak? Oruçsa sıralı oruç. Namazsa teheccüd yahu. Her gece hiç uykusuz. E şimdi ben nasıl yapacağım? Ebu Yezid el-Bestami'nin cevabı. لَوْ صُمْتَ ثَلَاثَ مِيَتْ سَنَةً وَقُمْتَ ثَلَاثَ مِيَتْ سَنَةً فَاَنْتَ عَلَى مَا اَرَاكِ لَا تَجِدُمْ هَذَا الْعِلْمِ دَرَّةً Değil dedi 30 sene. 300 sene sıralı oruç tutsan. 300 sene teheccüdü hiç kaçırmasan ama sende ben dedi bir keşif yaptım şöyle bir hal görüyorum. O hal sende varken bu ilimden bir zerre bulamazsın. Hadi bakalım. Diyorum size ki geçen hafta dedik ki biraz teşhis yaptırın kendinize. Bir mürşidi kamil bulun. Teşhis lazım, tedavi lazım. Kalpte hastalık var. Dedim değil mi? Niye? Nereden biliyorum? Kendim de. Milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi. Bende var. E sende de olması lazım gibi geliyor bana. Ya ne olacak? Teşhis, tedavi lazım. Kime gideceksin? Ağaca gidiyorsun. Bir röntgen çekiyor, bir bilmem ne yapıyor. Onu da yanlış çekiyorlar. Onu da göremiyor. Acayip bir şey. Ciğerinin yarısı bozuk diyor. Halbuki bir şey yok, sağlam çıkıyor. Yani onda da sakat. O kadar cihazla bile dolu teşhis yanlış çıkıyor değil mi? Ama Evliyaullah'ta böyle bir tehlike var mı? Onun için ne buyuruyorlar? İddeku mecalisel evliya. Efendim? İddeku mecalisel evliya. Allah dostlarının meclislerinde dikkatli oturun. Kalbinizi sakının. Feynum cevasi kulub. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Yedhulûne fî kulûbikum ve attalûne alâ esrârikum. İsmet Garibullah Hazretleri, Büyükşehir Efendi Hazretlerimiz tekkede yatan. Onun Risale-i Kutsiyesinde var. Bu büyük rivayettir tabii. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Ne yaparlar? Kalplerinize dahil olurlar. Kalplerinizden geçene vakıf olurlar. En gizli sırlarınıza bile muttali olurlar. Hatta Allah Teala'nın bildirmesiyle tabii bu işler senin şu anda kalbinde olmayan bir hale bile ileride başına gelecekse ona bile vakıf olabilirler. Ne diyor mesela? Bu adam kayacak diyor. Halbuki o adam o anda yolda. Ama diyor ki bunun ilerisini görüyorum. Bu gidici. Bu yolda sefat edebilecek. Yani şu anda kalbinde olanı değil, sonradan başına geleceği bile biliyorlar. Kim bildiriyor? Allah. Allah Teala bilirse, madem biliyor, sen de ne biliyorsa onu bildirebilir. Ve bu bildirme şaşar mı? Şaşma. İşte Yusuf Mehmet Hani Hazretleri'ne ziyarete gittiler. Değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri çocuktu. Onunla beraber efendim bir kişi daha, bir kişi daha. Üç kişi. Bir İbn-i Sakâ olacak herhalde. Üçüncü yerde giderken Abdülkadir Geylani Hazretleri baktı ki bunların niyetleri biraz karışık. Bir tanesi dedi ki öyle sorular soracağım bilemez dedi. Yani cevap efendim verir mi vermez mi? Çok âlim idi o. Yutmuş her şeyi. Dedi belki bir soru sorarım Yusuf Mehmet Hani Hazretleri. Bilemeyeceği şeyler dedi topladım dedi malumat. Bak ne niyetle gidiyor evliyanın yanına. Öbürü bir şey dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri buydu ki ben sırf duasını himmetini almak niyetiyle gidiyorum dedi. O zaman gençti.
Üçü de efendim yanına geldiler. Birisi sorularını sordu. Ona cevaplarını verdi. Fakat onun niyeti kötü değildi. Öbür kötü niyetli olan da efendim, sorularını sordu. Ama o zaman bu yolda Müslüman, alim, allame adamın görünüşte kalbinde bir itikatsızlık, imansızlık yok. Dedi ki senin dedi durumunu hiç görmüyorum. Sen dedi bu yoldan çıkacaksın. Kafir olarak öleceksin. Hiç kafir olarak öleceğini adamın kim bilir? Ancak Allah bilir. İşte bildiren kim? Ancak Allah. Onu böyle söyledi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de daha genç idi. Ona da dedi ki bunu da görüyorum. Bağdat'ta kürsüye çıkmış. Kademi hadi ala rakabeti kulli veliyin lillah. Doğuda batıda dünyanın neresinde hangi evliya varsa benim şu ayağım onun boynunun üstündedir diyeceği günü görüyorum. Hakikaten Abdülkadir gelen o makama geldi mi? Geldi. Bu sözü dedi mi? Dedi. Bunu dediği zaman dünyanın her tarafındaki velilerin hepsi boynunu uzattı mı? Mağrib'de, Fas'ta, Mısır dünyanın neresinde? Böyle sohbetlerde Evliyaullah'tan en büyük zatlar o zaman. Ne yapıyorlar böyle dururken hemen? Millet şaşırıyor. Ne oldu efendi hazretleri? Bağdat'ta Abdülkadir Geylani hazretleri kastığını ilan etti. Ayağım her velinin boynundadır dedi. Biz de uzattık. Bir tane birisi uzatmadı. Çok büyük veliydi o da. Allah Teala bütün makamını aldı. Bütün makam. Sıfır oldu. Ama Yusuf Hemedani bizim silsiledir o. Bizim Nakşi silsilesinde Yusuf'un Hemedani Hazretleri. Abdülkadir Ucduvani Hazretlerimizin. Çok büyük. Daha Abdülkadir Geylani Hazretleri gençken, çocukken ne dedi? Bunun da o sözü söyleyeceğini görüyorum dedi. Ona himmet etti. Dua etti Abdülkadir Geylani Hazretlerine. Öbürüne ne dedi? Bu da kafir olarak öleceğini görüyor. Hakikaten sonradan onun başına ne geldi? O zaman Konstantin, İstanbul çokların başı diyebilir buna. Buradaki kral İslam halifesinden dedi ki bizim papazlarla senin alimlerini münazara ve mücadele etmeleri için bir heyet istiyorum. O zaman halife de ondan büyük alim bulamadı. Ya dünyada yok ya. Onun mücadele için bunu ilmi münazara için buraya İstanbul'a gönderdi. Rumların merkezi. Buraydı Hristiyanların merkezi. Burada münazara, ilmi münazaralarda hep galip geldi. Yani Hristiyan alimlerin hepsini susturdu. Çünkü batıl üzerindiler. Batıl ne konuşacak? Hak illaki. İskat eder. Fakat sonra efendim kralın kızına aşık oldu. Sarayda. Çok artık güzel miydi yoksa kumu gözü dönmüştü bilmiyorum. İlla ki hep güzel olmuyor. Bazı kere birbirine aşık oluyor. Aşık olduğu beş para etmez mesela. Yani onu bilgi üzere konuşamam bilmiyorum çünkü. Ama aşık oldu. Ondan sonra efendim ancak Hristiyan olması şartıyla onu ona vereceklerini. Bu aşk da öyle bir şey ki hubbü bir şey yorum yemiyorsun. Allah bize başımıza vermesin. Amin. Bir şeyi sevmek adamı kör eder, sağır eder. Çünkü sevdiğinin aybını görmez, huzurunu duymaz. Bu sevginin gözü kör. Aşık olunca hiç anlamadı. Hristiyanlığı kabul etti. Artık ondan sonra işte kral da sözünü tutmadı. Bu gavur olduğuyla kaldı. Kızı da alamadı. Ondan sonra bu İstanbul'da, buralarda, çarşılarda o kadar sefil oldu, nezil oldu ki buralarda dilenci oldu. Sonra İslam ulemasından biri burada bir iş için gelmişti. O zaman tabii şeyler var. Gelmeler, savaş için gelirsen sıkıntı var. Yoksa girmeye çıkmaya dünyada yine ticaretler var, görüşmeler var, gelen giden var. Birisi baktı, o hatırladı Yusuf Hemedani Hazretleri'nin sözünü. Baktı o dileniyordu. Ya o mudur değil midir? Benzetti. Araştırdı. Sordu ona.
Sen İblis Sakaf? Evet. Hey gidi dedi. Ne haldesin sen bu? Başına gelenler anlattı. Ya Yusuf Efendi Hazretleri demişti senin başına böyle iş geleceğini. Görüyor musun? E tövbe et dedi dön. Hiç dedi bir şey istemedi. Ne dönmek, ne tövbe etmek, ne ilmim kaldı, ne bir şeyim kaldı. Böyle giderim dedi ya. Hiç istemiyorum dönüş yapayım dedi. Görüyor musun? Kalplerinize girenler sırlarınıza vakıf olurlar. Sır başka, kafi başka, ehfa başka. Sır içinde gizli değil. Kafi daha gizli. Diyelim ki biraz sonra devreye girecek. Ehfa daha gizli. Sen şimdi 10 sene sonra ne düşüneceğin, bunu şimdi bilir misin? Bir dakika sonra aklından ne geçeceğini bilmesin ya. Ama o zaman ne diyor ona? 20 sene olsa artık kaç sene sonra sen kafir olarak ölürsün dedi. Senin durumunu iyi görmüyor. İmtihana gelmiş koca evliyayı. Mümtehan melundur. İmtihan edilir mi Allah dostları ya? İşte bak ne oldu. Onun için gelmiş Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri. Adam haklı doğruyu söylüyor. Ben diyor bir lezzet bulamıyorum. O da diyor ona ki ben sende bir hal görüyorum. Ama onu o görüyor işte. O şeye gitti. Tesise gitti. Tesis tedavi için gitti. O zamanın en büyük kutbu Ariflerin Sultanı Ebu Yezid el-Bestami'ydi. Tam yerine doğru adrese gitti. O da ona dedi ki bir baktım vaziyetine dedi. Çektim. Röntgen, gereken neyse. Manevi. Anladım sende bir vasıf var. Bu vasıf sendeyken değil 30 sene, 300 sene oruç tutsan, namaz kılsan sen manevi ilimden, ledün ilimden bir zerre nasip alamazsın. Dedi ey üstad niye böyle dedi. Evladım dedi. Sende nefsin hicab olmuş. Denneke mahcubun bi nefsike. Senin nefsin seni perdelemiş. Yani sen zahirde ibadet yapıyorsun ama manevi tarafa karşı perdelisin. Perde ne? Nefis. Bu nefis dediğin nasıl bir şey ya? Dedi efendi hazretleri bir devası ilacı var mıdır dedi. Bu perde dedi nasıl bir şeydir ya? Bunu açamaz mıyız dedi. Dedi ki, naam, velakinneke la tekmel ve la te'amel. Ben dedi senin perdeni açacak ve seni manevi alemden tad aldıracak hali biliyorum. Bende tedavi var dedi bende, ilaç var. Ama sen kabul etmezsin. Dediğimle amel de etmezsin. Ya nasıl etmem dedi. 30 senedir sıralı oruç tutuyorum, gece de hiç uyumuyorum yani. Senin dediğin herhalde bundan daha zor bir şey. Değil. O halde ben bu işi bitmiş bilelim. Seviniyor da kurtulacağım diye. Ne demek? Kabul ederim, amel ederim efendim size. Ben inanarak geldim. Hakikaten de inanıyor. Dedi evladım. Doğru dedi. Berbere. Ne olacak? Kafayı bir dazlak yapacak. Ondan sonra üzerinde dedi böyle çok güzel. Cübbeler, şeyler, güzel elbiseler var. Bunları hele bir çıkartacak. Şam müftüsü gibi gezmedi diye. Ondan sonra bir aba dedi, çul çul. Bir çula bürüneceksin. Ondan sonra nasıl, neye benzedi bu? Müftadi Efendi'nin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni terbiye ederken o Bursa kadısı iken ona ciğer sattırmasına benzedi biraz değil mi? Ama o laf dinledi Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdari oldu. Ya laf dinlersen çok kazanmak var. Şimdi buraya kadar biraz benzedi. Ondan sonra dedi gel boynuna bir tane şey takacağız. Efendim kap. Kabın içini ne dolduracağız? Ceviz. Ondan sonra ne yapacağız dedi. Çocukları toplayacaksın başına. Nasıl ilaç görüyor musun? Reçeteyi görüyor musun? Şundan şu kadar bundan bu kadar macun yapıyorsun da yarıyor ya faydalı. Bak. Birleştirecek hepsini şimdi. Ondan sonra dedi ki sana nerede en çok hürmet ediliyor? Seni en çok nerede tanıyorlar? Öyle ya. Şimdi seni hiç tanımayan bir yerde bu işi yapsan fayda var mı? Yok. Niye? Deli midir nedir derler geçerler.
Ama seni herkes tanıdığı yerde bunu yapsa, safı adam, veli adam, meşhur adam, alim adam, salih adam, bu değil bir şey. Şimdi dedi çocukları başına toplayacağım, en yüksek sesle bağıracağım. Ne diyeceğim? Bana bir tokat atana diyeceksin çocuklara. Bana bir tokat atana bir ceviz vereceğim. Diyeceksin. Herkes sana bakacak. Bu vaziyette bütün yani seni tanıyanlar görecek. Sen de cevizleri bitireceksin. Dolu. Cevizi bitireceksin. Yani o kadar tokat yiyeceksin çocuklardan. Bütün millet edecek bu delirmiş kafayı yemiş falan. Ondan sonra bizim ilimden bir nasip alırsın. Bak. Demedi ona ki şu kadar namaz kılacaksın. Demedi ona ki şu kadar oruç tutacaksın. Demedi ona şu kadar zekat vereceksin. Demedi ona haftada bir hatim yapacaksın. Amellerden hiçbirini demedi. Neden? Baktı ki bunun tedavisi, bunda nefis var, bunda enaniyet var, bunda kibir var, bunda gurur var. Bunun namazdan, abdestten efendim olacak iş değil. Bunun nefsini tam bir yok etmek lazım. Ondan sonra nefis aradan çıktı mı Mevla'nın feyzi gelir. Adam şimdi bunu duydu. Dedi ki Sübhanallah. Hiç beklemediği bir şey. O da düşünüyor ki mesela bir dua öğretecek. Bir yorum yapacak, bir şey söyleyecek falan. Sübhanallah. Bana böyle söylüyorsun dedi, benim gibi adama dedi. Hiç dedi benim bu işleri yapmam yakışık alır mı dedi ya. Niye? Millet ne der dedi ya. Bak, marazlar bir bir çıkıyor. Hastalıklar. Dedi ki, Sübhanallah-i şirkün. Sen şimdi dedi benim bu teklifimin karşısında Sübhanallah dedin ya, senin bu Sübhanallah sözün Allah'a ortak koşmak olur. Sübhanallah sözün şirktir dedi. Kim anlarsın bu lafta? Sübhanallah şirk olur mu ya? Sübhanallah, Allah'a tesbihdir ya. Ama Ebu Yezid ne dedi? Sübhanallah sözün şirktir dedi. Nasıl dersin bunu dedi ya? Ben Allah'a tesbih ediyorum dedi. Dedi ki, sen Sübhanallah niye diyorsun? Benim bu teklifimi beğenmedin, şaşkınlıkla karşıladın. İnsan şaşırdığı zaman şaşkınlığından ne der? Fesübhanallah. Sen Allah'a tesbih için demedin. Sen şöyle dedin, ben o kadar büyük adamım ki, meşhur adamım ki, senin bu dediğini nasıl yaparım? Sübhanallah. Nefsini tenzih ettin. Kendini böyle bir hareket yapmaktan uzak tuttun. Onun için şirke düştün. Çünkü Allah'ın tesbih edilecek sırayı kendini bu işten uzak tutma yerinde kullandın. Anladın mı ince işini? Sen nefsine tazim ettin. Sen tesbihi Allah'a yapmadın. Laf Sübhanallah diyor ama maksat bana yakışır mı demek istedin sen. Sen kendini tesbih ettin. Ben sana demedim mi ki sen bunu yapamazsın? O da adam dedi ki Efendi Hazretleri bu teklifiniz bana uymadı. Ne yapalım? Başka bir şey alalım. Bu kalsın. Başka bir şey dersen onu yaparım dedi. Ebeden sana hiçbir yol göstermem dedi. فَهَذَا قَبْلَكُمْ اِشِي Her şeyden önce tedavi hatta تَسْقُطَجَاهُ تُسْقُطَجَاهَتْ وَتُدِيلَ نَفْسَكْ Makamını, mertebeni düşüreceksin. Nefsini alçaltacaksın. Ondan sonra sana kapı açılacak. Bu zatlar hep çok ibadetle ermemişler. Nefsi ezerek ermişler. Bu nefsin rezil olması lazım. Yani itibarının zedelenmesi lazım. Milletin sana hor hakir bakması lazım. O duruma gelirsen o zaman nefsten eser. Kalmaz. Ondan sonra dedi, bunu yap gel, bak sana ben nasıl anahtarını açacağım, kilidini açacağım, perdeni kaldıracağım, seni manevi ilimlerden hissedar edeceğim dedi. Yoksa yok. Dedim, ben yapamayacağım. Yapamayacaksın. Ben sana zaten demiştim ki dedi, sen kabul etmeyeceksin. Evet. İşler böyle. Yine bu Yezid Hazretleri'nin
Bestam'da, bulunduğu, yaşadığı yerde alim, fakih bir zat var. Geldi Ebu Yusuf Hazretleri'ni ziyarete. Dedi ki, efendi dedi, senden çok acayip ilimler ve haller naklediliyor. Dünyaya yayılmış. Bütün dünya duymuş o. Görmese, tanımasa da Allah onu dünyaya tanıtmış. Ebu Yezid dedi, ve malem tesma'a min acayibi ekter. Senin, benim, benden duymadığın acayipliklerim daha fazladır dedi. Yani duyduğum acayip şeyler var senden. İlimler var senden. Nakledilen sözler var. Dedi, duymadıkların daha fazladır. Tamam da dedi, senin bu ilmin nereden geliyor? Ben ayetleri, hadisleri, kitapları yutmuşum, böyle bir sözler göremiyorum. Dedi, benim ilmi min ata illa, benim ilmim Allah'ın lütfundandır. Ve min haysu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın buyurduğundandır. Şu hadise dahildir. Benim dedi, bütün ilimlerim şu hadis. Şimdi hadisten delil arıyor ya, ben dedi sana anahtar hadisi söyleyeyim. Men amile bima alime forrathevullah ilme ma alem ya'lem. Bildiğinle amel edene Allah bilmediklerini öğretir. Ben amel ettiğim için bilmediğim şeyler, senin de bilmediğin şeyler bana öğretiliyor. Peki Resulullah buyurmadı mı ki bildiğiyle amel edene bilmediklerini Allah öğretir? Buyurdu. Benim bütün söylediklerim o kabildendir. Yine Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. El ilm ilman. İlim iki türlüdür. İlmun zahirun. Bir zahiri ilim var. İşte ayet okur, tefsir eder, hadis okur, mana verir, fıkıhtan fetva verir. Ve hüccetullah ala halkı. Bu ilim kullarına karşı Allah'ın hüccetidir, delilidir. Alime yarın Allah sorar. Bunu böyle bildin mi? Bildim. Niye amel etmedin? Dinleyen cemaate sorar. Bu size anlattı mı? Anlattı. Peki niye yapmadınız? Bu ilim Allah'ın delilidir, hüccetidir. Herkese hesaba çekerken neye göre çekecek? Bu ilme göre çekecek. Ayet hadis okunmasa, fetvalar verilmese, helal haram beyan edilmese, o zaman insanlar bunu bilmez. Bilmeyince de ahirette sorumlu olmaz. Allah bu delille insanları sorumlu tutacak. Ve ilmun batının, bir de kalp ilmi var, ledün ilmi var, gizli ilim var. Ve huvel ilmun nafi, faydalı ilim odur. Çünkü neden? Zahirdeki ilimle amel edersen fayda verir, amel etmezsen aleyhine döner. Çünkü Allah ahirette ne olur? Namazın farz olduğunu bildin, niye kılmadın? Yandın. İşte bu. Şu sünneti bildin, niye yapmadın? Faydalı ilim kalp ilmidir. Çünkü kalpte olan ilimin mutlaka zahirde tezahürü olur. Dedi, ey alim dedi, senin ilmin sade okumak okutmak kabilinden olmuş, amel için olmamış, benim ilmim de Allah'tan ilham yoluyla gelmiştir. Deyince, dedi, efendim dedi, benim ilmim dedi, falan zattan falan zattan şeceresini saydı, silsilesini saydı, icazette silsile var. Benim bile şimdi icazetim var. Ne demek icazetim var? Yani benim hocam kim? Resul Bölükbaşı. Onun hocası kim? Efendim Mustafa Efendi. Mustafa Yıldız Hoca Efendi. O da sağ. Sahvendikli Mustafa Efendi. Efendim onlar sağ. Onun hocası diyelim. İlim okuduğum, zahiri ilmi okuduğum. Ondan, tabii Efendi Hazretlerinden de tabii okumuşuz da ondan da icazet vermiş ama şimdi bir kanal orada var, bir kanal orada. Ama bunlar hep nedir? Zahire. Bizi okutanlar. Bizi okutan şu, onu okutan şu, onu okutan şu. Kime kadar gidiyor? Resulullah'a kadar gidiyor. İsimleri sabit, hep birbirini görerek okumuşlar. Biz öyle tombaladan çıkmadık ha. Öyle cübbeli cübbeli diye. Zannetme ki öyle sokaktan gelmiş falan. Diplomam yok çünkü ilahiyattan diplomam yok. İmam Hatip'ten bile diplomam. Ama icazetim var mı? Var. Ha. Elhamdülillah. Şimdi oradan nereye dayanıyor Resulullah? Onun öğreteni kim? Cebrail Aleyhisselam. Onun üstadı kim? Allah-u Teala. O icazetler okunurken var ya, o isimler sayılır sayılır sayılır. İndedikli salih, indedikli Arapça. Salihler anıldığı zaman rahmet yağar. Hakikaten öyle gider, 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 gider. Yani an Cibril der ondan an İllahi Teala dediği zaman acayip bir feyiz kopar ya. Şimdi o zat da diyor ki, efendim diyor, benim ilmim diyor, bizim icazetimiz diyelim 30-40 kişiyle ulaşıyor. Onlar o zaman Ebu Yezid'in zamanında 3-4 kişiyle Resulullah'a ulaşıyor. Çünkü Ebu Yezid Hazretleri zamanı Hicri 150 sene. Yani bundan 1200 sene evvel. 1200 sene
Evet. O zamanki bir alemin ilmi nasıl olur? Direkt icazet 3. 4. hocasında Resulullah gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabiinden, tebe-i tabiinden okumuşlar yani. Ebu Yezid Bestami bile son 2 senesinde bir rivayete göre Cafer-i Sadık Hazretlerinden ders alıyor. Cafer-i Sadık Resulullah'ın 4. torunu geliyor. Yani o zaman çok eski zaman. Dedi efendim, ben dedi falan zattan, o falan zattan, o Resulullah'tan, o Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allah-u Teala'dan. 4 şeyle şimdi biz 40 silsileyle gidiyoruz. O zaman 4 silsileyle Resulullah'ı dayandırdı. Dedi ki, ya şeyh dedi, yani alimlere de şeyh deniyor. Ama dedi, şunu unuttun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir ilmi vardı ki, onu direkt Allah'tan alıyordu. Cebrail aleyhisselam da bilmiyordu, Mikail aleyhisselam da bilmiyordu. Seni kocaların hakim öğretecek dedi. Böyle bir hadis var mı? Var. Mektubatta geçer. Li ma'allahi vaktun. لَا يَسَعُنِهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, benim Allah ile öyle vakitlerim olur ki, Mevla'ya öyle anlar geçer ki, en yakın melek Cebrail aleyhisselam da yaklaşamaz, gönderilen hiçbir peygamber de yanaşamaz. Hadis. Peki Miraç hadisini hatırlıyor musunuz? Cebrail aleyhisselam nerede kaldı? Sidretül Resulullah onu çağırdığında ne dedi? Levdener tüm müneter lehterek bir rivayet hatfeder. Bir adım. Bir rivayet parmak ucu kadar yaklaşsam yanarım. Buradan ilerisi sana nasip olur. Ebu Yezid el-Bestami ne diyor şimdi? Şimdi sen diyor bu hocalardan okudum diyorsun ama Cebrail aleyhisselam bak şimdi senin senedin, icazetin nereden geliyor? Senin sana gelen bütün ilimler ayetten hadisten. Bu ayetten hadisten olan bütün ilimler kanal olarak Resulullah Efendimiz'e nereden geliyor? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla geliyor. Şimdi öyle bir ilim var ki Cebrail aleyhisselam ondan haberi yok. Niye? Resulullah buyuruyor ki öyle anlarım var ki Cebrail aleyhisselam yaklaşamıyor ben Allah ile görüşürken. Şimdi onun yaklaşamadığı anlarda ilimler var mı? Yahu Miraç'ta 3 ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Allemeni Rabbi selâste ulûm. 3 ilim öğretti bana. Birisi şeriat ilmi. Onu herkese anlat dedim. Ben de tebliğ ettim. Birisi tarikat ilmi. Tarikat ilmi ehlini bulursan anlat. Ehlini bulmazsan gizle. Birisi hakikat ilmi. Hakikat ilmi de tarikat ilminin âlâ kısmıdır. O çok özelleri anlatılır. Mesela Ebu Bekir Sıddık gibi, Selman-ı Farisi gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi onlardan geliyor. Nakşi tarikatı Sıddıkiyedir. Diğer tarikatlar Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Efendim o sahabenin içinde özel kişilere verildi o. Peki bir ilim var, nübüvvet ilmi. O peygamberlik ilmi. O peygamberlik ilmine Ebu Bekir Sıddık da tahammül edemez, ona da anlatmadı. Ha şimdi Ebu Hureyre'nin Bukhari'de bir sözü var. Hafızdu Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme zi'a'en. Ben Resulullah'tan diyor iki ilim doldurdum. İki kap ilim doldurdum. Ebu Hureyre 4 senede son 4 sene geldi Müslüman oldu. 4 senede ne yaptı? Resulullah Efendimiz'in hayatındaki en çok hadis rivayet eden o. Allah ona verdi. Ezberlesin ki bize nakletsin. İki kap doldurdum. Femme ahadim fakat mezet diyor. İki kapın birini yaydım, doldurdum. Yaydım dediği onun kadar hadis rivayet eden yok çünkü. En çok o ilim yaydı. Ve melâkar, bir ilimim daha var diyor, kap doldurdum. Bukhari'de. فَلَوْ وَزَسْتُوا لَكُطَعَلَا بُلْعُمْ Onu yayamam diyor. Onu yayarsam bu gırtlak kesilir diyor. Derler ki Ebu Hureyre en büyük kafirdir. Dikkat et. Niçin Muhyiddin Arabi'ye kafir dediler? Şimdi anlıyor musun? Niçin Allah'a cemazan? Hakikatleri anlatınca onların aklı almayınca tekfir ettiler, kafir dediler. Ebu Hureyre de ne dedi? Ben bunu anlatmam, çünkü anlatırsam gırtlağım kesilir. Hallacı Mansur kesildiği gibi. Bu Bukhari'de. Ebu Hureyre bunu itiraf ediyor ama ne ilimler olduğunu, sırları zikretmiyor. Ben diyor kellemi kesilmesini istemem çünkü bu ilmi anlayan yoktur. İmam Zeynel Abidin de söylüyor. İmam Zeynel Abidin, 12 imamın en büyüklerinden Hazreti Ali Efendimiz'in
torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu ne diyor? Tarubbe cevheri ilmin levebuhu bihi ve qileli ente mimmen ya'budul vetena. Ya öyle ilim cevherleri var bende gizli ki diyor, gizliyorum diyor. Söylesem sen puta tapanlardansın derler bana diyor. Rabıta, rabıta diyoruz, rabıta şirktir. Rabıtadan anlamıyor. Allah dostuna rabıta yapmanın manasını anlamıyor. Onun Mevla'nın aynası olduğu, Mevla'dan ona feyiz yağdığı, oradan sana yansıma yapmasını anlamıyor. Anlamıyor bu sefer diyor ki şirk şirk. Hacı ne diyor, ben gizlerim diyor. Çünkü o zaman bana derler ki sen puta mı tapıyorsun? Bu işler ince işler. Onlar gizlediler. E peki Allah'ın mazuru niye açıkladı? Ya Allah'ın mazuru elinde değil, o kendinden geçtiği için Ebu Hureyre aklı başında. Aklı başındayken bunu açıklar mı? Ama manevi sarhoşluk dediğimiz hal adı sekir hali. Sekir ne demek? Şarap içmiş sarhoş olmuş değil. Manevi hal. Manevi sekir halinde geldiği zaman o ne olur? Ne derse desin mazur olur. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Onlara sıkıntı var mı? Yok. Ama onu taklit ederse biri o mazur olur mu? Olmaz.